Peki o zaman hemen Esra'nın işlemini başlatalım. Cüneyt'e bağlanalım lütfen. İyi geceler. İyi geceler Okan. İyi geceler. Evet, Esra diyor ki acaba armonik sözlükte ilgilendiğimiz sözlükler arasında olabilir mi? Cüneyt bu arada konuklarımızla ilgili gerek Twitter'dan gerek internet üzerinden ya da Şerif'e de soracağız sözlükler üzerinden neler akıyor, buyursunlar. Evet, Okan öncelikle şu anda yoğunluk Ebru Polat'ın üzerinde. Ebru Polat'ın dekoltesi önden gidiyor konu olarak. Çok sık gündeme getiriliyor şu anda. İrem 30'un dekoltesi? Onunla ilgili pek bir şey yok. Şu anda daha çok Ebru Polat ekrana geldiği için onun dekoltesi önden gidiyor diyebilirim. Haluk Levent'in dekoltesi. Nazlı Ceren'in gelin başı. Onlarla ilgili de yorumlar geliyor. Bir de Haluk Levent'in parçaları Facebook'ta yoğun olarak günün ilk saatlerinde paylaşılmaya devam ediyor. Grafikler ekrana gelirse son 3 günde de biraz sonra bu anlık grafikleri de vereceğim. Son 3 günü incelediğimizde konuklarımızdan Bedük, Ebru Polat ve Haluk Levent'in paylaşımları yoğun. Ebru Polat'ın Twitter'da en üstte gördüğümüz çizgi. Onun neden o kadar yüksek olduğunu anlatacağım biraz sonra. Ve Facebook'ta bir paylaşımlar. Haluk Levent'in bu yeni albümü oldukça sık konuşuluyor. Ve Ebru Polat programa girmeden önce bir tweet atmış. Ve mesaj yağmuruna tutun. Ona göre bak herkesin ismini duymak istiyorum orada demiş. Ve fanları şu anda tweet atmaya devam ediyorlar. Son olarak Gizem Polat'ta. Ebru'm hem tweet delisi yapacağım Okan'ı hem de yayına bağlayacağım. Yemin ederim içim pırpır ediyor demiş. Ve tweetler devam ediyor. Polat, bu arada ben Ebru Polat'a bir soru sormak istiyorum. 24.12.2009'da Twitter'ını ilk olarak atmış ve 16.911 takipçisi var ve 8.720 tweet atmayı başarmış. 24 saat uyumadığını düşünürsek saat başına bir tweet atıyor Ebru Hanım. Bunu hangi psikolojiyle yapıyor? Psikolojiyle ilgilendiği için kendisine sormak istiyorum. Peki. Bravo! Ebru'cum emek yok. Bunu yaptığım psikoloji şudur. Fanlarıma olan çok büyük olan sevgim. Onlara yakın olmak istiyorum sürekli. Ve biz çok ciddi bir fan klubuz. Birbirimize inanılmaz seviyoruz, inanılmaz bağlıyız. Twitter'dan onlara çok yakın olabiliyorum. O yüzden sürekli Twitter'da onlara yazıyorum. Hatta arada bile gittiğimde yazdıklarımı bilmiyorum. Olmuş olabilir. Evet, şu anda çok seviyoruz. Birbirimize çok bağlıyız. Şu an çıldırıyorlardır bunu duyarken. O kadar. Tabii. Ya fanlar nedir? Bir sürü küçük çocuk mu ya? Hayır değil. Benimkilerin çoğu üniversite fanlar öğrencisi. Üniversite öğrencileri çoğu. Çıldırıyorlar. Ve çoğu da hukuk okumak falan istiyor. Evet öyle çok. Hepsinin soyadları da Polat. Erkekler var mı? Hepsi... Bayanlar çoğunlukta benim fanlarım. Evet. Evet ben şunu söylemek istiyorum. Fanları. Fanlarım var. Justin Bieber'ım var benim. Erkek fanlar da çıldırıyor mu? Bilmiyorum, oradan söylesinler. Tweet yağmuruna tutun ve bu beye kızın biraz, tamam mı? Bayağı bir ona saldırmanızı istiyorum, bizi deşifre ediyor. Teşekkür ederim Ebru Hanım, sağ olun. Çok naziksiniz. Çok. Tamam, sarkmayalım oradan. Psikolojim oradan. Bozulursa evet, sizden evet. Destek alırım. Tamam. Sizin fanlar... psikoloji pek bozulur gibi gelmedi bana. Şu zaten fanlar, bozuk olan fanlar... bir şeyi bozamayız gibi. Ne diyorsun ya? Şakalaşıyoruz biliyorsun. Olmaz. Buradan orada Kanal D ofislerindeki... İçeride değil mi? İçeride sosyal mi? Medyayla flört etmek yok. Tamam. İçeride değil mi ama kendisi? Evet, buradayım, buradayım. Tamam. Arada görüşelim. Ay, psikolojim çok kötü içeride. Bozuldu Ebru Hanım. Tamam, devam be. Edemeyeceğim kusura bakma. Arada geleceğim ben psikolojini düzelteceğim. Rahat ol. Yumuşacık olacaksın çok şimdi. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Evet. Aslında bayağı seksi ve heyecanlı ilerliyordu. Biraz daha. Zaten surat gördüğün gibi derinlere bayağı derinlere inelim biraz o zaman. He? Derinlere inelim biraz. Derinlere inelim. Peki.
Ama biz de şey yapmak istemeyiz yani, bölmek istemeyiz aslında. Peki. Ben sohbete devam etmek istiyordum Okan da sen araya giriyorsun hep. Hayır ya işte istemeden oluyor. Peki genelde neler yazıyorlar Ebru Polat'la ilgili, yani dekoltesiyle ilgili neler yazıyorlar? Daha önceki programlarda da söylemiştim. Hani bütün tweetleri buradan söyleyemiyorum ama hani seksiliği, güzelliği çok konuşuluyor diyebilirim. Teşekkür ne ederim. Yazıyorlar mesela? Ne kadar... Okan tamam sen de. Ay. Utandırıyorsun. Mesela şeyi soruyorlar. Hukuk fakültesini hangi üniversitede bitirdiğini soruyorlar. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Buradan Kıbrıs'a, Magasa'ya selamlar. Evet, böylece öğrenmiş oldu fanlarınız. Bakışı böyle kaldık. Evet, başka? Bu kadar. Onun dışında sözlüklerde devam ediyor. Onu da Şerif size aktaracaktır. Şerif, buyursunlar. Öncelikle Haluk Levent'le ilgili elinde imkan olsaydı dünya çapında kimle düet yapmak isterdi diye bir hayranı soru yöneltiyor kendisine. Bob Marley. Bob Dylan. Bob Dylan'la evet. Ve Çemberinde Gül Oya şarkısı ciddi bir istek almış durumda. Genel olarak da konuklara sorulan sorularda konukların verdiği cevapları başarılı bulunmamış. Ebru Polat'ın da hukuk bitirmiş olması şaşkınlık yaratmış. Ay fanlar onu çok biliyorum güzel. Ben onu. Fanları ya. Peki. Her yerden bekleniyor canım benim. Tweetlere baktın mı? Her şey yolunda mıymış? En son üsttekileri tehdit etmiştim. Mesaj attım yukarı. Peki. Bağlanalım. Ya. Cüneyt. Efendim. Ha. Cüneyt nasılsın canım? İyiyim canım, sen nasılsın? Sağ ol canım, ben de. Merak ediyorlar, Şerif, arada buluşup buluşmadığımızı merak ediyorlar. İstersen sen açıkla Ebru'cum. Gelecektim yanınıza ama çok yukarıdaymışsınız, o yüzden gelemedim. Özür dilerim, bir şey sormak istiyorum. Bu arada Şerif gömleğini çıkarıp tekrar giyindi mi? Siz soyunup giyindiniz mi? O Şerif bir acayip duruyor. Gömleğinin göbeğini düzel Şerif. Şerif rahatlamış artık, salmış geldi. Nasıl olsa koydum yapı diye. Evet, buyurun efendim. Neler oldu bu şu ana kadar? Evet, program başlamasıyla birlikte, saat 1 ile birlikte tweetler oldukça yoğunlaştı. Şu anda binlerce tweet gelmeye devam ediyor. Özellikle Ebru Hanım'ın benim psikolojimi düzeltme çalışmaları sırasında göreceksiniz 1.45'te başlayan bir ekrana grafik gelirse... 1.45'te başlayan 292'den 546'ya tweetler arttı. Vay. Genelde insanlar, psikolojisi bozuk insanlar tweet atmaya başladı. Psikolojilerin düzeltilmesi için. Ebru bizim de psikolojimizi düzeltsin diye değil mi? Evet, ben sana dedim aç kalmayacağım diye. Türkiye aç. Türkiye sen aç kalmayacaksın. Türkiye aç. Evet devam. Evet, sonrasında ise ÖSYM mağdurları internet üzerinde özellikle sözlükler de dahil olmak üzere yoğun olarak konuşulmaya devam edildi. Evet. Evet, peki. Şerifçim, eğer giyinebildiysen sana geliyoruz. Sözlüklerde genel olarak programın gidişatı hakkında birçok soru soruldu. Ben sırayla bu soruları konuklara iletmek istiyorum. Lütfen kötü eleştirileri de söyleyelim. Hayır canım, söylemeyelim. Ne oluyor? Ya benimle ilgili kadın, Allah Allah! Şerif, benle ilgili olanları lütfen söyleme. Sizinle ilgili... Tamam söyleme dedim işte. 10 tane Justin, 1 Ebru etmez deniyor. Hey, okey. Ya bu da okey. Bak. Bak. Kuyunu kazan orada. Arkadaşın orada. Teşekkür ederim Şerif. Rica ederim. Bu arada... Evet, devam. Filiz adını neden kullanmadığını soruyorlar yoğun olarak yine Ebru Hanım'a. Böyle bir soru var. Aslında evet, Filiz ismini çok seviyorum. Çok da özledim ama iki tane isim Ebru Filiz Polat diye bir şey olmayacağı için Ebru'yu tercih ettim. Ebru'yu kullanıyorum. Ama Filiz tabii çok daha sevdiğim bir isim. Çünkü babamın koymuş olduğu çok sevdiği bir isimdi. Evet. Keşke öyle bir şey olsaydı ama çok uzun olurdu. Kullanmıyorum o yüzden. Ebru yeterli. Teşekkürler.
Evet, devam Şerif. Ersan Dinleten'e saçları gerçek mi diye İrem, bir İrem soru. Çeksin bakayım. İrem benim. Dikkatli çek. İrem benim. Çok çekmiyor. Gerçek. Gerçek diyorlar. Vallahi dökmedik. Peki gözlükleri çakma mı, orijinal mi? Sorulara bak İzahir ya. 6,5 7 sene oldu. Yakınlar 1.75, 1.25. Uzaklar -25, -50. Çakma değil yani, normal numaralı gözlük. Peki Şerif devam. Bedük için apaçi dansı yapmayı biliyor mu? Ben çok iyi var. Bedük şu anda uluslararası bir iş yapıyor, bir sanat yapıyor. O İngilizce ve Türkçe apaçi dansını da araya sokar gerekiyorsa. Nazlı, evet. Nazlı. İrem 30 için dövmelerinin anlamlarını... Ben de onu soracaktım. 8 tane var, hangisini söyleyeyim? 8 tane. Evet. İrem dövmelerini teker teker bize gösterebilir mi? Buyurun. Gösteremeyeceğim yerlerde de var da. Görünen yerlerimdeki. Burada İtalyanca Nietzsche'nin sözü. Bir dakika sözü. lütfen Galeana gelmeyelim. ÖTYM mağdurları lütfen. Lütfen asıl amacımızı unutmayalım. Buyurun İrem. Soru yalnız. Kolumda Nietzsche'nin sözü yazıyor İtalyanca. Beni öldürmeyen acı güçlendirir yazıyor. Nietzsche'nin? Evet. Burada love yazıyor gotik harflerle. Burada melek ve şeytanı simgeleyen bir kadın var. Çok seksi bir kadın gördüm ben de. Evet. Hem melek hem şeytan mı efendim? Aynen. Bu sizin kişilik özelliğinizi anlatıyor mu? Hayır, kadın melektir, onu şeytan yapan erkektir bence. Yani. Aşkı anlatayım mı dövmelerim? Baba sen arada tarihi söyle.